Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferekmen kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. İstanbul Portföy Fonları'nın 2023'e damga vuran bir performansı var gerçekten. Fonların içerisinde değişken fonları, hisse senedi fonları ve bugün videomuzda inceleyeceğimiz blockchain teknolojileri Karma Fonu getiri anlamında oldukça pozitif ayrışmış, oldukça güçlü getiriler sunmuş 2023'te yatırımcılarına. İsterseniz değişken fon ve hisse senedi fonunun karşılaştırıldığı videomu da kanalımda bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz videonun açıklamasından da gördüğümüz gibi blockchain teknolojileri Karma Fon. Bunun için bir sunum hazırladım arkadaşlar. Hemen şimdi size onu paylaşayım. Birlikte fonun metriklerin üzerinden geçelim. Hangi özellikleri varmış hep birlikte görelim. Şimdi fonun ihraç tarihi 31.1.2022. Oldukça genç bir fon bu. İşlem saatleri 9 ile 13.30 arası. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü fonun bir valör değişim saati var. Yani bu ne demek? Siz fonu satın alım işlemini saat 9 ile 13.30 arasında yaparsanız o günkü kapanış fiyatı üzerinden belirlenen fiyat üzerinden ertesi gün alırsınız. Fakat bu işlem saatini 13.30'u geciktirirseniz sizin işlemi yapmanız, daha doğrusu fonu satın almanız bir gün ileriye atar. Bu fonu elinizden çıkarırken de, yani satarken de geçerlidir. Valör budur arkadaşlar. Fonu 9 ile 13.30 arasında alırsanız bir günlük bir valörle hesabınıza geçtiğini görürsünüz. Satış tarafına geçtiğinizde ise aynı saat diliminde bu işlemi yaptığınızda fonun satış valörü 3 gündür. Buradaki kafa karışıklığını aydınlatmak adına bu açıklamayı yapmak istedim. Fonun risk derecesi 6. Şimdi SPK fonların risklerini yatırımcıların kolayca anlayabileceği bir skalaya bağlamış ve 1 ile 7 arasında derecelendirmiştir arkadaşlar. Bu kapsamda 1 en düşük risk, 7 en yüksek risktir. İstanbul Portföy'ün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu 7 üzerinden 6 risk puanı almış bir fon olarak yüksek riskli bir yatırım fonu. Fonun büyüklüğü 204 milyon seviyesinde şu anda 15 Aralık 2023 TEFAS verilerine göre. Yatırımcı sayısı oldukça güçlü. 10.670 yatırımcısı var. Fonun yönetim ücreti ise yıllık 2.50. Yıllık 2.50 ne demek? Aslında fonun ücreti yıllık olarak ifade ediliyor ancak her gün hesaplanır. Her yatırımcı fonda bir yıl ve uzun süreler kalmayacağı için bu ücretin tahsilinin adaletli olması adına her gün hesaplanması, fona yedirilmesi gerekir. Şimdi siz yatırımcı olarak şunu düşünmeyin. Ben bu fonu aldığım zaman işte %2,5'luk, 3,5'luk bir yönetim gideri kesintisi var. Benim getirim üzerinden bu kadar bir kesinti yapılacak. Hayır. Fonun yıllık yönetim ücreti her gün hesaplanır ve fonun fiyatına yedirilir arkadaşlar. Yani sizin yapmış olduğunuz işlemler üzerinden ekstra bir para ödemeniz gerekmez. Siz sadece fondan bir getiri elde ettiyseniz, eğer o fonun rejiminde bir vergi varsa, stopaj varsa onu ödersiniz, çıkarsınız. Eğer yoksa onu da ödemezsiniz. Herhangi bir yıllık yönetim ücreti, fon yönetim ücreti gibi size ekstra charge edilen bir maliyet söz konusu değildir. Bunu bir netleştirdikten sonra diğer kısma geçelim. Ünvanda ne var? Hep ünvanda bir şeyler olduğundan konuşuyoruz, değil mi? Ünvandaki yatırım ufku ne bunun? Blockchain teknolojileri Karma Fon. Karma Fon kısmına şimdi geliyoruz. Bir defa blockchain teknolojilerine yatırım yapan bir yatırım fonu aldığınızı bilmelisiniz. Bu fon yöneticisi değerlendirirken, fonu kurgularken yabancı hisse senetlerine, yabancı ETF'lere, yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi Karma Fon neydi? Onu netleştirelim. Şimdi burada iki ana varlık grubu var. Bir tanesi hisse senetleri, yani pay senetleri. Diğeri de borçlanma araçları. Bu iki ana varlık grubundan en az her biri en az %20 olacak şekilde fonda bulundurmak zorunda fon yöneticisi. Zaten fonu karma fon yapan metrik de bu. Bu varlık gruplarından herhangi birinin en az fonda %20 yer alması gerekiyor. Şimdi fonun stopaj oranı %10. Burada neymiş? Getiri üzerinden %10'luk bir verginiz varmış İstanbul Portföy'ün Blockchain fonunu aldığınızda. Devam edelim. Şimdi fon performanslarını, portföy yöneticilerinin fon performanslarını daha iyi anlayabilmemiz, kıyaslayabilmemiz, bir ölçüte göre onu değerlendirebilmemiz SPK kurallarına göre ölçüt getirinin neyle belirlenmiş olduğuna göre saptanıyor. Fonda burada ölçüt getiri 4 ayrı bileşene ayrılmış bakın. %65 oranında, oldukça güçlü bir oranda Nasdaq Blockchain Ekonomi Endeksi ölçüt kabul edilmiş. Onun gerisinde kalan 3 tane ölçüt Borsa İstanbul'a odaklı. %10 Borsa İstanbul Teknoloji Getiri Endeksi, %15 Borsa İstanbul KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi,
%10 oranında da devlet iç borçlanma araçları sabit endeksi arkadaşlar. Yani fonun böyle bir yatırım ufku var, böyle bir ölçütü var. Fonun yatırım ufkuna şöyle bir biraz daha bakalım, biraz daha detaylandıralım. Fonun bir defa toplam değerinin en az %80'i bu yatırım ufkuna hizmet eden şirketlere yatırım yapmak zorunda. Sizin hep ne konuşuyoruz arkadaşlar? Fonun ünvanında bir finansal varlığın ismi var ise ona en az %80 oranında yatırım yapıyordu yatırım fonları biliyorsunuz. Yani yatırımcıların bu metrikleri kolay anlayabilmesi için. Burada bizim anlayacağımız şey ne peki bu fonda? Bu fon blockchain teknolojilerine yatırım yapıyor. Blockchain teknolojilerine yatırım yaptığı için fon toplam değerinin en az %80'i bu temaya uygun yatırımlardan oluşmak zorunda. Peki fon yöneticisi bunu nasıl yapacak? Fon yöneticisi bunu şöyle yapacak arkadaşlar. Blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi, araştırılması, desteklenmesi ve kullanımında aktif olan şirketlerin yani yerli ve yabancı şirketlerin burada bir ayrım yok. Ortaklık paylarına yatırılabiliyor yani hisse senetlerine. Amerikan depo sertifikalarına, global depo sertifikalarına yatırılabiliyor. Yine bunun dışında yerli yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılabiliyor. Ve fon varlıkları bu şekilde çeşitlendiriliyor. Blockchain yatırım ufkunda böyle bir çeşitlendirme yapılıyor fonda. Fon portföyüyle ilgili olarak izahnamede çok net bir ifade var. Genelde blockchain teknolojileri kripto piyasasıyla, kripto varlıklarla karıştırılır. Burada İstanbul Portföy izahnamede büyük puntolarla aslında bunu çok net bir şekilde ifade etmiş. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleriyle bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemiyor arkadaşlar. Yani bu fon kripto varlık fonu değil arkadaşlar. Bu fon içerisine bu tarz şirketlerin varlıkları dahil edilemiyor. Çok net bir şekilde çerçevesi çizilmiş. Getirilere baktığımızda fonun oldukça güçlü performanslara imza attığını görüyoruz. Bakın bir ayda 19.48'lik bir getiri demek. Yani 100 bin lira yatırıyorsunuz, 119.480 lira para alıyorsunuz. İnanılmaz bir getiri. 3 aylık getiri %32.24, 6 ayda %56.61, son 1 yılda ise %126.46'lık bir getiri var. Birazdan videonun ilerleyen kısmında Borsa İstanbul'un ne kadar getirdiğini, Euro'nun, Dolar'ın ne kadar getirdiğini göreceğiz ve kıyaslamayı daha iyi yapacağız. Fakat fonun en iyi performans gösterdiği zaman dilimi yılbaşından beri gösterdiği zaman dilimi olmuş. Orada da %147.42'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya. Şimdi fonun bir yatırım ufkundan bahsettik. Blockchain teknolojileri temasına yatırım yapan bir fon olduğunu söyledik. Peki sektörde İstanbul Portföy'ün fonu bu anlamda yalnız mı? Hayır değil. Bu anlamda rakipleri var ve rakipleriyle arasındaki bağ nasıl olmuş? Klasmanda kendisine nasıl bir yer bulmuş? IVY fon son bir yılda %126'lık getiriyle en iyi performansı sunan fon olmuş arkadaşlar. İkinci sırada Ak Portföy'ün Fintech Teknolojileri fonu geliyor. %115.45. Onun dışında üçüncü sırada FIBA Portföy'ün fonu. Dördüncü sırada Yapı Kredi Portföy'ün fonu. Beşinci sırada ise Garanti Portföy'ün fonu geliyor. IVY fon 6 aylık performansta Ak Portföy'ün yani rakibinin gerisinde kalmış. IVY %56 üretirken Ak Portföy fonu %63 üretmiş. %20'lik getirisiyle Ak Portföy %19.48'lik getiri gösteren IVY fonu bir aylık dönemde de geçmiş. Ama onun dışındaki dönemlerde İstanbul Portföy fonunun oldukça güçlü bir şekilde rakiplerinin üzerinde yer aldığını ve blockchain teknolojilerine yatırım yapan ve getiri performansı en iyi olan ilk 5 fon içerisinde ilk sırayı aldığını görüyoruz. Biz bir kırılım yaptık. Blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar. Blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar aslında tematik fonlar grubunda. Tematik fonların içerisinde peki bu fonun performansı nasıl olmuş? Baktığımızda bakın ilk sırada Deniz Portföy'ün fonunu görüyoruz. %159'luk getiriyle. İkinci sırada yine İstanbul Portföy'ün fonu var. Bakın %126. Üçüncü sırada Ak Portföy fonu %115'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya. IVY fon hem blockchain temasına faaliyet gösteren fonlar arasında hem de tematik fon grubu içerisinde oldukça güçlü performansla kendisine yine ikinci sırada yer bulmuş. Şimdi biraz daha genelleşelim ve teknoloji fonları içerisinde yeri neymiş İstanbul Portföy Fonu'nun ona bakalım. Bakın yine ikinci sıra. Bu grupta bakın burada Yay var, AFT var ve
Çok eski, çok büyük fonlar var arkadaşlar. Teknolojiye odaklı fonlar arasında. İstanbul Portföy Fonu yine ilk iki sırayı sırasıyla Deniz Portföy Fonu ve İstanbul Portföy Fonu olmak üzere 159 ve 126'lık sıralarla paylaşmışlar. İstanbul Portföy Fonu kendi genel kategorisinde de oldukça iyi performans göstermiş. Onu da görüyoruz. Şimdi ay bazlı getirilere bakalım. Şimdi biz yıllık getirilere göre baktık ve fonları performanslarına göre kıyasladık. Şimdi aylık performanslara baktığımızda ise fonun biraz risk kompartmanında neler var, nasıl riskler taşıyor, nasıl kayıplar yaşatabiliyor onu görüyoruz. IVY fon Ocak ayına, 2023'ün Ocak ayına %28'lik süper bir getiriyle başlamış. Ardından Şubat ayında 1,9'luk bir kayıp yaşatmış yatırımcısına. Mart ayında 1,44 ile tekrar pozitif tarafa geçmiş. Nisan'da sınırlı bir büyüme 2,90. Mayıs'ta büyüme biraz güçlenmiş 9,02. Peki yılın zirvesini Haziran ayında yapmış arkadaşlar. %29,81'lik getiriyle. Temmuz ayında bu zirvenin üzerine bir %15 daha gelmiş. Ağustos'ta ise yılın en büyük, en kötü kaybı %12,40'lık bir kayıp yaşanmış. Eylül'de kayıp 3,52'ye gerilemiş ama yine kayıp yaşanmış. Ekim'de yine pozitif tarafa geçilmiş 8,48'lik bir artı değer söz konusu. Kasım'da yine güçlü bir toparlanma görüyoruz. 15,81'lik bir performans var. Aralık'ta şu ana kadar yani 15 Aralık 2023 verilerine göre geride kalan günlerde ne olur bilmiyoruz ama şu ana kadar da 10,03'lük bir performans sunulmuş yatırımcıya. Yıl bazlı getirilere baktığımızda biz bu sefer ne yapacağız? Diğer fonlarla değil, diğer finansal varlık grupları ile İstanbul Portföy'ün fonunu kıyaslamış olacağız. Şimdi İstanbul Portföy'ün fonu %147 ile yılbaşından beri gayet iyi bir performans göstermiş. Süper bir performans göstermiş. Peki en yakın kendisine performans anlamında en yakın performans gösteren varlık sınıfı hangisi? Euro. Euro'nun performansı %59 olmuş arkadaşlar. Doların performansı %54 olmuş. Borsa İstanbul performansı %45'te oldukça gerilerde kalmış. Kendisine performans anlamında en yakın olan varlık sınıfı Euro onun yaklaşık 2,5 katından daha fazla bir getiri sunmuş yatırımcısına İstanbul Portföy'ün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Bu fonun biraz önce rakamsal olarak gördüğümüz bu performansını ekranda grafikte görüyorsunuz arkadaşlar. Açık mavi ve üstte olan grafik IVY fonun performansı, mor olan performans Euro'nun performansı, sarı olan, turuncu olan performans da doların performansı arkadaşlar. Oldukça güçlü bir şekilde dolardan ve Euro'dan ayrıştığını, onları ikiye katladığını görüyoruz IVY fonu. Şimdi fonun performansının bu şekilde gerçekleşmesini sağlayan portföyün yapısı nasıl? İçeriğinde neler var ve hangi ağırlığı taşıyorlar? Bakın %56,89'luk bir hisse senedi ağırlığı var. Kasım sonundaki portföy dağılım raporuna göre söylüyorum bunu. TEFAS'tan güncel rakamlar yine buna çok yakın. O nedenle ben Kasım sonundaki rakamları sizinle paylaşıyorum. Finansman bonosu %20,84. Borsa yatırım fonları 14,65 oranında yer almış fonda. Takas bank para piyasası ve borçlanma araçları 4,10 ağırlık taşıyor. Yatırım fonları da 3,52'lik bir yer edinmiş kendisine portföyün içinde. Şimdi en büyük pozisyonlara bakalım. Yani IVY fonun içerisindeki en büyük 5 pozisyon hangisi? Bitfarms Limited 5,66'lık bir şirket arkadaşlar. Bir pay senedi, bir hisse senedi. Kanada orijinli bir firma bu. İkinci sırada bir ETF olduğunu görüyoruz. Bakın 5,56'lık. Amerikan merkezli bir ETF. ARK Next Generation Internet ETF'i bu. Üçüncü sırada bir finansman bonosu var. Yapı Kredi Bankası'nın bir finansman bonosu fon içerisinde %5,40 ağırlıkla taşınıyor. Ve dördüncü sırada yine bir ETF'e rastlıyoruz. Sayrı'nın Next Generation Economy ETF'i var. 5,46'lık ağırlık taşıyor. Yine ABD orijinli bir ETF bu. Beşinci sırada ise Hive Dijital Teknolojiler var. 5,35. Gördüğünüz gibi ilk 5 pozisyonun ağırlığı yaklaşık %27'ler civarında. Fonun neredeyse üçte birine yakın bir ağırlık taşıyor bu 5 pozisyon. Fon içerisinde yer alan en büyük pozisyonlara şöyle bir göz atalım isterseniz. Bitfarms yüksek operasyonel performans ve çalışma süresi sağlamak için yerinde teknik onarım yapan, özel veri analitiği ve şirket tarafından sahip olunan elektrik mühendisliği ve kurulum hizmetleriyle entegre madencilik operasyonları yürüten küresel bir Bitcoin madencilik şirketi arkadaşlar. Bitfarms'ın bakın böyle bir özelliği varmış. Küresel bir
Bitcoin madenciliği şirketi. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki şirketimiz hangisiymiş? Burada da ARK Next Generation Internet ETF'i olduğunu görüyoruz. Bu bir ETF adı üzerinde borsa yatırım fonu. Ve burada ekranda zaten fonun büyüklüğünü de görüyorsunuz. ETF'in büyüklüğünü de görüyorsunuz. 1.26 milyar dolar. Yani 1.2 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. ETF içerisinde 35 ila 55 şirket yer alıyor. 2014 yılında kurulmuş ETF bu arkadaşlar. Ve en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 şirkete baktığımızda burada tanıdık şirketler de olduğunu görüyoruz. Zoom Video 6.6, Tesla 6.5, Robinhood Markets 4.4. En büyük ağırlık Coinbase'e ait arkadaşlar 8.7. Grayscale Bitcoin Trust ise %8'lik bir ağırlığa sahip. Rocking Corporation 7.9 ağırlığa sahip. İlk 10 şirketin ETF içerisindeki toplam ağırlığı 61.7. Diğer ETF'imiz ise bir Nasdaq ETF'i. Bu ETF Amerika'da kurulu bir yatırım fonu. Realty Shares'in Nasdaq Blockchain Ekonomi Endeksini takip ediyor. Endeks, gelişmekte olan blockchain teknolojisinin faydalandığı küresel blockchain teknoloji ekosistemindeki şirketleri belirlemek için özel bir puanlama modeli kullanıyor. Bu ETF'in de en büyük şirketleri arasında MicroStrategy, Coinbase, Beyond, Marathon Digital gibi seçenekler olduğunu görüyoruz. 15 Aralık itibariyle fonun fiyatı 23.22 seviyesinde. Yönetim gider ücreti 0.68 gibi makul bir ücret. 52 haftalık periyoda baktığımız zaman ETF'in fiyatı en düşük 18.24 dolar olurken en yüksek fiyatı ise 24.99 olarak görmüş arkadaşlar. Hive Dijital Teknolojiler ise ileri teknoloji veri merkezleri inşa etme ve işletme konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Veri merkezi işletmeciliği alanındaki uzmanlığını Bitcoin madenciliği ile birleştiriyor ve IVV fonun içerisinde kendisine yer buluyor arkadaşlar. Fonun performans metriklerine baktığımızda fonun Sharpe oranının 2.64 olduğunu görüyoruz. Yani katlanmış olduğu bir birimlik riskte 2.64'lük bir getiri elde etmiş fon. Maksimum kayıp 19.64 olmuş bir yıllık periyotta. Oldukça riskli bir fon arkadaşlar. Yani sizin 100 liranız 81 liraya 80 liraya kadar düşebiliyor bu fonda. Fonun zaten risk değeri 7 üzerinden 6. Negatif getirili gün sayısı bakın 116. Negatif getirili gün oranı ise %45.49. Bu negatif getirili gün sayısı hesaplanırken iş günleri esas alınıyor. O nedenle aslında çok riskli bir fon olduğunu bilmeniz de gerekiyor. Yani 100 üzerinden 45'lik bir orana sahip negatif getirili gün oranı. Özet olarak arkadaşlar İstanbul Portföy'ün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu 2023'e performans anlamında damga vurmuş fonlardan bir tanesi. Ancak bu fonun riskli bir fon olduğunu, 6 risk puanına sahip yabancı hisse senetlerine, yabancı ETF'lere, temaya uygun borçlanma araçlarına, blockchain temalı varlıklara yatırım yapan bir fon olduğunu unutmayın. Burada esas olan her zaman videolarımda söylüyorum. Risk algınızın ne olduğu, hangi riski alabileceğiniz, hangi riski ne kadar süre portföyde taşıyabileceğiniz gerçeği. O nedenle yüksek riskli yatırımlara girerken, yüksek riskli fonlara yatırım yaparken bunları lütfen değerlendirin arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşarak daha çok insana ulaşma noktasında bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.